2 hafta sonra tekrar yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hollanda'da Keukenhof diye bir tane çiçek bahçesindeyiz. Bakalım bu videoda neler yaşayacağız, neler göreceğiz. 7 milyondan fazla çiçek varmış bu çiçek bahçesinde. Lise diye bir tane şehirdeyiz. Biz de ilk kez duyduk. Bu park sevgili takipçiler Mart'ta açılıyor ve 15 Mayıs kapanıyor. Herhalde bu çiçeklerin açtığı dönem diye tahmin ediyorum. 15 Mayıs'tan sonra maalesef buraya girilmiyor. Turistler, yani Hollanda'ya gelmek isteyenler bunu dikkate alması lazım. Keukenhof'a sadece Mart'la Mayıs arası. Ve buraya senelik 1,5-2 milyon turist geliyormuş. Bu neler? Yani bir Hollanda'nın bir parkına çok fazla. Değil mi? Yani 17-18 nüfusluk bir ülke için 1,5 milyon turist. Ve o kadar bir kısa bir süre dönem içinde. Kısa bir süre, aynen. Mart, Mayıs kaç? 2 ay mı oluyor? 2 ay. Haritalar koymuşlar. Bedava haritalar var bak girişte. Gel gösterelim haritayı istersen. De ben pek bir şey anlamadım bu haritadan. Galiba buradayız değil mi? Biz buradayız. Ama Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Irene, Willem Alexander, Oranje Nassau. İsimleri şey olarak yapmışlar. Kraliçe, hani kral ailesinin prensleri, kraliçeleri, prenseslerini falan ama ne nerede olduğunu yazmıyor. Mesela laleler nerede? Orkideler nerede? Değil mi? Neyse. Aslında buna ihtiyaç yok ya çünkü bir şey yazmıyor baksana. Olsun, bir tanesini hatıra olarak alalım. Alalım mı? Tamam. Alalım. Devam edelim. Ne bunlar? Lale mi? Bunlar lale. Yani rengarenk şu an. Hepsi çok güzel. Bir de bunların kafaları sanki daha böyle büyük gibi. Normalde biraz daha küçük biliyordum ben bunları. Fakat bunlar çok güzel. Büyük bir ihtimal şey, ilaç atmışlar bundan hani daha güzel olsun diye. Yani vitamin gibi şeyler yok mu? Öyle bir şey atabilirler. O da olabilir. Aa bak küçük bir çiftlik yapmışlar buraya. Kulakları böyle. Böyle küçük çiftlikler her şeyde de oluyor ya. Bizim Oslo falan. Ne deniyor? Şehirlerde, köylerde falan. Yani hayvanat bahçesi değil. Hani böyle küçük bir çiftlik gibi aynen. Hayvanları seyredebiliyorsun. Genellikle burada. Belediye destekliyor ama burada tabii burası park olduğundan daha farklı. Aynen. Değişiklik olmuş ama. Çocuklar için güzel ya. Genellikle çocuklar seviyor bu şeyleri. Değil mi? Aynen. Bak keçiyi. Benim görmeme gerek yok. Orada mı lale ki? Ne bunlar? Bunlar da galiba lale çeşitleri. Bak şu lale herhalde. Sarısı olan. Çiçekler çok güzel. Aynen. Bak şunlar da büyük. Ha, aynen bak. Ne yazıyor? Ha, tulipa, lale. Bullish. Blushing, blushing lady. Lady. Çeşitli laleler. Hep isim koymuşlar. El Nino. El Nino. Bu da herhalde şey tarafı. Güney Amerika mı? Nino aslında İtalyanca'da olan demek. Çeşitli bölgelere yemek yerleri yapmışlar. Yani oturulacak yer pek göremedim aslında şu an. Hepsi çayırlıkta oturuyor aslında. Aynen. Ama tabii ne satıyorlar? Domuz mu? Tavuk mu? Bir bakalım ne var. İnsanlar zaten yerlere oturmuş. Hep piknik kurmuşlar. I'll go back to America. İnekleri hani beslersin ya ne diyorlar ona? Bak insanlar oturuyor üzerinde. İsmini unuttum ya. Ona ne diyorlardı ya? Saman. Saman ha.
Aynen, bakalım ne varmış. Böyle food truck gibi bir şeyler yapmışlar. Gel bakalım. Evet, burası bildiğimiz meşhur patates kızartması. Hollandalı'nın en sevdiği yemekler diyebiliriz aslında. Fiyatları da gösterelim hemen. Fiyatlar, bir tane su 3 euro 10 sent arkadaşlar. Yani dünyanın her tarafında aynı. Turistlerin geldiği yer her zaman kazık oluyor neyse. Değil mi? Doğru. 30 sent. Bunlar da ekmek arası kroketler. Rindfleisch kroket 4.75. Bunu mesela bizim oturduğumuz yerden alsak kaç? 1.50 mi? 1.70 mi? Bu civarı değil mi? Burada 4.75 mesela. Tam yerini bulmuş o zaman desene. Kroket çıfanı yap. Bu neymiş? Ha, bu da şey. Bu domuz arkadaşlar. Ekmek arası domuz eti gibi bir şey. Fiyatları gösterdik arkadaşlar. Yani bu buraya zaten %95 turistler geliyor genellikle. Hani bak çevrene bakarsan hiçbir tane Hollandalı yok. Çünkü bu laleler, çiçekler Hollanda halkına zaten bir özelliği yok. Çünkü normal sokaklarda da hani bu çiçekleri görebiliyorsun. Ama şimdi adam Tayvan'dan gelmiş, Pakistan'dan gelmiş, işte Tayland, Çin'den gelmiş derken onlara özel gelebiliyor. Ama burada demek istediğim bak bir tane snack diyoruz biz orada. Yani Türkçesi ne neler? Buna biraz yardım et. Yani, hani abur cubur yani. Ya bir et parçasına 5 euro şey istiyor. O et parçasından 10 tane yemen lazım ki karnını doysun. Genellikle Türkiye'den gelen turistler de buraya tabii geliyor. Dışarıdan yemek getirmeleri daha mantıklı bence. Çünkü baksana bir tane broç krokete biz 1.75 normalde, burada 5 euro desen kur farkı 16 TL olarak 50-60 TL bir tane hani nuggetslar olur ya, ona o tarzı bir şey aslında. Aynen. Ve yanına da su al. Yani 10 euro paran gidiyor. 10 kere 16 160 TL paran gidecek. Bir de karnın doymuyor. Doğru. Yani bizim Türkler için biraz sıkıntı. Hani adam şimdi gelmiş Fransa'dan gelmiş o yer. Yani kazandığı para euro. Değil mi? Ama TL olarak biraz çok aşırı pahalı. Ona dikkat edin. Dışarıdan gidin ya. Normal süpermarketten işte ekmek, avur cubur bir şeyler almaya çık. Getirin. Turist nasıl gelsin? Evden ha. Neyini getirecek? Aynen. Yani geziye geliyor buraya. Buradaki bahçeleri bu çevredeki bu lise. Nereydi buraya? Lise. Lise. Lise mi? Lise mi? Nasıl çevriliyor tam olarak bilmiyorum ama bahçe içindeki şirketler yapıyormuş. Özel bu çevredeki. O zaman şey yapıyorlar yani kısım. Yani işte düşün yani 100 tane şirket var. O kısım oraya yapıyor, öbürü buraya yapıyor, buraya buraya. Bak hep değişik isimler var çünkü. Çok iyi. Onu da öğrenmiş olduk. Ben çünkü sadece park kendisi yapıyordu. Evet, böyle yerler yapmışlar. Burada ne? Oturulacak yerler. Bak burada yatan turistler var falan. Güzel ya. Evet, giriş kişi başı 18,5 euro. Biz iki kişiyi aldık. Yani 37 euro ödedik. Ve araba ile gelenler 6 euro da park parasını ödüyorlar. Bu da toplam 43 lira mı oluyor? 43 lira falan oluyor. İki kişi. Burada benim gördüğüm kadarıyla millet otobüsle de geliyor. Onların fiyatlarını tabii bilmiyoruz. Ama kişi başı 18,5. Bence yine okey yani. Buna zaten... Hadi okey diyelim. Evet. Yürüyüş arkadaşlar. Bu arada yürümek iyidir. Çünkü ben de
Ne zaman başladım? Bir 5-6 gün oldu herhalde. Spora başladım arkadaşlar. Bak şu göbeği görüyorsunuz. Bu göbek erimesi lazım. Bu park da aslında iyi geldi. Spora başladım. O yüzden geçen hafta bak video atamadık. Çünkü zamanım olmadı. Hem koşuya başladım ormanda. Hem de biraz ne deliyorlar? Halter mi? Haltere başladım. Ama çok yoruluyorum ya. Hani uzun zamandır spor yapmayan insanlar işte bir saat bir koşu yapıyorsun, sonra bir gün knockout. Bu siyah mı? Bunlar siyah. Yok ya, siyahla mor mu deniyor? Siyahla mor karışımı bir şey. Ya ama uzaktan bakınca yine siyah yani. Ve benim en sevdiğim renk siyah olduğu için resmini çekeyim. Punkçı mı ne ver? Ama bak yavaştan bu güneşten mi oluyor? Bak yanmış. Ne oldu? Pardon. Böcek mi var? Çektim. Şeyleri görünce bu güneşten kaynaklanıyor değil mi herhalde? Aynen, zamana geçiyor. Zamana geçtiği için de hepsi yavaş yavaş soluyorlar. Ya bir şey diyeyim mi? Burası var ya, tam Instagram fotoğraflık yerler. Şuraya bak. O geminin üzerine çıkabiliyorsun. Buradan, buradan bir tane çekelim, ha? Bence çekelim. Gideyim mi arkaya doğru? Tamam. Bak şu arkası da çok güzel. Sen burada bekle, ben bir geleyim o zaman, ha? Tamam. Ben fotoğraf çekmek istedim de orada 20 kişi bekliyor. Öyle mi? Bak bunlar da Türk. Bekleyeyim mi? Bekleyelim mi? Ya bir bekleyelim ya da bir tur atalım ya da geri dönelim. Bu tarafa nasıl geleceğim? 32 hektar park. O zaman bekleyelim bence. Yarına kadar park bitmez yürümekle. Yani 32 hektar ne biliyor musun sen? Evet, maalesef fotoğraf çekemedim. İnsanlar çok yavaş. Ve ailelerle gelmişler yani çoğu insan. Hani yavaş yavaş fotoğraf çekmiyorlar. Oraya boş ver. Ben bu yukarı çıkıp bir bakacağım orada ne var diye. Sen geliyor musun? Ben gelmiyorum. Niye? Yükseklik korku mu? Ya benim de var. Yok ya, ben gitmeyeyim. Çıksam bile inemem yani. Şey diyecektim ben ya. Biz cumartesi geldik ya. Cumartesiler arkadaşlar çok kalabalık oluyor. Cumartesi, pazar gelmemeye çalışın. Çünkü aşırı kalabalık. Zaten herkesin yani boş günü olduğu için aynen hafta sonlarını tercih ediyorlar. Biz de ikimiz izinli olduğumuz için buraya geldik ama bence en kalabalık. Bence en mantıklısı pazartesi, salı falan. Aynen. Hafta içi en güzeli. İyi, ben o zaman bir çıkayım da ben fotoğrafını çek. Tamam. Bir tane Hollandalı ile karşılaşmadım ha. Yemin ederim. Ama çok efsane bir şey var. Manzara. Görmeliydin. Ya manzara derken tabii Hollanda düz arazi olduğundan ne kadar siz tahmin edin. Ama güzeldi ya. Bayağı bir şey. Bir de şeyi öğrendim. Bak bu yel değirmeni 1892'de yapılmış. Groningen'da. Groningen nere? Hollanda'nın en kuzeyi. Buraya kadar getirmişler. Buraya kadar getirmişler, her montaj etmişler yeniden. Bu çok güzel. 1957'de bak.
Bura ne? Burada. Burası ne biliyor musun? Burada büyük ihtimal gemi kiralayabiliyorsun tur atmak için. O yüzden bütün herkes bebek eşyalarına işte efendime söylerim şu arabaları burada bıraktılar. Anladım. Hani büyük ihtimal zaten belirli saatleri var. Hani 1 saat tur, 2 saat tur. Tur atıp geliyorlar. Ve büyük ihtimal şuradaki kulaklıkları burada bir yetkili veriyor zaten. Onlara verip büyük ihtimal kendi dilini seçip dinleyebiliyorsun. Evet, farklı diller. Hadi gel devam edelim. Hadi bakalım. Daha girişteyiz ya. Farkındasın değil mi? Evet. Yani bayağı bir insanlar bize bakıyor. Oturmuşlar. boat trip bak. Aynen. Bir bakayım mı ne kadar? Aferin kız, bildin ha. Bak, 9 euro. 9 euro ve 45 dakika boyunca gezebiliyorsun. Bence çok güzel. 9 euro. Burada da 60 dakika diyor. Yeni şey. Tamam. Önceden 45 dakikaymış, şimdi 1 saat boyunca gezdiriyorlar. Yani aşağı yukarı büyük ihtimal. Çocuklar kadar... için, aynen çocuklar için 4,5 euro. İyi. Aşkım waffleciye geldik. İsteyin mi waffle? Yok ben almayayım. Çok aynen. Tatlı gelir şimdi o. Ama çok güzel koktu. Tamam gel o zaman. Yavaştan. Bak ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Hani bir ülkeye gezmeye gidersen böyle kendi kültürüne ait olan şeyler benim hoşuma gidiyor neyse. Değil mi? Hani mesela Hollanda'nın neyi şey? Geçen de bunlar tahta değilmiş ama. Yok bunlar şey terlik. Çocuk terlikleri. Hediyelik tam yani. Bu Zensişkans diye bir tane videomuz da var arkadaşlar. Orada o tahtadan ayakkabı, Hollanda'nın geleneksel ayakkabılar nasıl yapılıyor diye videoda izleyebilirsiniz. Bu ayakkabılardan bahsediyorum bak. Çok hafif. Şu renkleri çok güzel. Görüyor musun bak? Size'ları M şey değil. 39, 40. 42 değil, santimetreye göre yapmışlar. Münevver, senin mıknatıslar orada. Aynen, bakalım. Ben alırım. Ama şey yap ya. Gel. O girişte daha büyük vardı bir tane. Tamam, onlara bakkal. Bakalım. Ay şunu bakar mısın? Birisi ben de. Topuklu yapmışlar. Skating. Bak çizme bile yapıyorlar. Baksana. Çok tatlı. Sunday wooden shoes. Bunu pazar günleri giyiyorlar o zaman ama şunu bayıldım. Bak bu da şey. Eskiden o kesme aleti. Tahtayı. Videoda Zensişkans yazın arkadaşlar. Orada o videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Güzeldi ya. O video da güzeldi aslında değil mi? Tam böyle Hollanda kültürünü gösteren bir videoydu. Ben çok beğendim hatta orayı. Aynen. Hem peynirleriyle hem ayakkabı yapışıyla falan derken benim tuvaletim geldi. Cenge tuvalete gitti şu an. Biz de biraz gezelim. Burada bir tane karavan diyeceğim ama karavan da değil. Böyle bir araba var. Smoothie alabiliyorsun. İşte taze portakal, muz falan. Ondan sonra ileride de bir tane bir araba var. Burada da burger satıyorlar. Ve sadece karttan ödeyebiliyorsunuz. Çünkü ne diyorlar? Şıkırdan para. Onu almıyorlar. İleride hatta şey de vardı. Frozen yogurt. Ona da bir göstereyim. Biraz uzaklıkta ama neyse. O tarafta da frozen yogurt var. Cengir geliyor.
Hoş geldin. Vallahi çok rahatladım ya aslında. Oo. Çok konuşmak gerekirse. Ve çoğu yerlerde böyle parklarda genellikle 50 kuruş ya da 1 euro para alıyorlar tuvalete gitmek için. Ben burada gidiyorum. Güzel. Oo, ben de tam burayı anlatıyordum yani. Buraya sadece karttan ödeyebiliyorsun. Şıkırdan para almıyorlar. Uğraşmayalım. Zaten genellikle çoğu yer artık kartta geçti. Buraya insanlar ev hayvanlarıyla da gelmiş bak. Demek ki serbest. Köpekleriyle falan. Ha, arkada aynen. Evet arkadaşlar, Willem Alexander. Willem Alexander kim? Hollanda kralının ismi. Geçen Willem Alexander'ın doğum günü vardı. O en son video. Burası herhalde içerisi alan. Sen buraya gelmedin mi? Ne var burada? Daha önceden geldim. Ama hatırlamıyorum. Çünkü 10 sene olmuştur gelmeyeli. İçeride yetişen çiçekler mi var ki? Hadi gel bakalım bari. Bakalım. Burası çok tuhaf kokuyor. Aynen. Çiş kokuyor ama çiş değil. Büyük ihtimal çiçek kokuyor. Değişik değişik çiçekler var ama bu şey değil mi ya? Dekorasyon gibi bir... Değil mi? Daha çok dekorasyon, ev eşyaları olabilir. Güzel kamerası var adamın. Biz şimdi bak ta öbür taraftan çıkacağız ha. Bence rotaya şey yapmayalım. Tamam. Çünkü baksana. Büyük ihtimal burası daha çok böyle gezilecek şeyler. Orada ileride mesela camdan şeyler... Tablo. Aynen. Camdan tablo satılıyorlar. Satıyorlar. Evet ama buraya da bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane giriş var. Bence hatta biz geri dönelim. Da var. Bence biz geri dönelim. Evet arkadaşlar, park çok büyük. 32 hektar. 32 hektar kaç tane futbol sahası yapar ki acaba? Vallahi bilemem. Öyle hesaplayın. Hem çiftler için hem çocuklu aileler için güzel. Yani konsept güzel aslında. Değil mi? Aynen. Her yerde çocukların eğlenebileceği bir yerler var. Buranın açılma saati kaçtı bu arada? 9 ya da 10 galiba. Sabah 9-10. Neyse onu ben bir yere yapıştırırım. Ama 7.30'da kapanıyor, onu biliyorum. Evet. Buradan gel istersen bir şeyler içelim ya. Çünkü hava bugün bayağı sıcak arkadaşlar. Kaç? 24 derece miydi? 24. 24-25. Ve bu sinek kaçtı ağzıma. Ne diyordum ben ya? Unutturdun beni. Biz çok sıcak oldu. Heh, tamam. Heh. Hollanda'nın 24-25 derecesi arkadaşlar acayip böyle bir bunaltıyor insanı. Nasıl anlatabilirim? Ben mesela Samsunluyum. Karadeniz bölgesinde böyle bir hani bu 30 derece olurdu. Oturduğun yerden böyle teller akar ya. 24 derecede o şekil oluyoruz biz burada. O yüzden bir şeyler içip enerjimizi kapalım. Nasıl anlattım? En mantıklı şekilde öyle anlatılmak... Ha? Doğru. Nem. Nem oranı. Nem oranı. Hollanda çok şey. Nereydi oraya? Biz nereye geldik? Biz yine bak o şeye geldik galiba. Ha, yok burası değildi. Şu ileride kahve içme yeri vardı. Gel sana fotoğraf kullanacak yer buldum gel. Poz ver. Veriyor musun poz? Evet. Cheese de. Bir daha. Kamera çekiyorsun.
İçecek yerine geldik. Bakalım fiyatlar burada ne kadar? Fiyatlar bu arkadaşlar. Şöyle bir gölgelik alan buldum arkadaşlar. Buraya oturuyoruz. Bir tane biri aldık. Kaçtı? 4 euro mu? 4 euro. Sonra devam edeceğiz. Biz daha intro yapmadık ha. Buraya geldik de. Video şimdi karman çorman olacak. Onu bir de editlemesi var. Ama beğendim. Bu kadar güzel olacağını aslında tahmin etmiyordum. Ben buraya daha önceden gelmiştim ama unutmuşum yani ne kadar güzel olduğunu. Çok güzel. Yani mutlaka hani Hollanda'ya geldiğinizde bence mutlaka gelmek listesine bunu atın. Söyleyemedim. Keukenhof. İsmi Keukenhof. Keukenhof'u ismini nasıl bulmuşlar ki? Keukenhof aslında şey ya. Köykü demek mutfak. Hani mutfak gibi işte bence şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Bir manası vardır canım. Allah Allah. Bu parkta belirli bir ücreti arkadaşlar, ne deniyor ona? Bot turu ya da bisiklet turu. Bot turu, evet bot turunu gördük de ben bisikletçi görmedim. Onun başka bir rotası mı var ki acaba? Büyük ihtimal başka rotası var. Yani bu kadar kişinin içinde bence bisikletmen biraz zor olur. Aynen. Onu da internetten öğrendik. Ben bisiklet turu olduğunu bilmiyordum. Böyle bir parktayız arkadaşlar. Şimdi Beatrix tarafına geldik. Beatrix Hollanda'nın en son kraliçesiydi. Willem Alexander tahta geçmeden önce 2013'te. Ve çok güzel ya. Allah'ını seversene. Şuna bakarsın. Rengarenk ya. Ha? Gel gel sen de gel. Nasıl? Bence çok güzel. İlginç tarafı da aslında münevver ne biliyor musun? Bu lalelerin hepsi aslında Türkiye'den gelme. Yani hepsi derken eskiden Türkiye'den gelmiş. Sultan Süleyman zamanında zaten Türkiye'deki insanlar bunun hikayesini bilir. Adamlar akıllarını kullanmış ve bütün dünyaya ihracat yapıyor bu tohumlarını falan. Dünya birincisi yani lale konusunda. Yazık aslında bizim Türkiye'ye şey yapabilirdi. Dünyaya ihracatını üstlenebilirdi. Ama Hollandalılar da çok zeki bir insanlar ya. Baksana bu çiçek miçek bahçe konusunda efsaneler. Haydi. Fotoğraf istiyor mu burada? Yok, polisimiz. Bak ben bu pembeleri de çok sevdim. Aslında pembe renge çok benim işim değil. Değil mi? Pembe aslında senin işin de değildi. Ama bunları güzelmiş. Ve yani o kadar çok kişi geliyor ki, hani turist geliyor ki. Hani hepsi daha çok güzel. Yani ne öyle bir koparma ya da bir ezilme de yok yani burada bakılırsa. Hatta şey de koymuşlar hani geçmeyin diye. Ve bazı yerlerde de geçebiliyorsun tabii. Ay gel oturalım şöyle bir biraz dinlenelim. Ha bak yemek yeri varmış arkada. Öyle geç benim istersen. Benim geçen geldiğim yer burasıydı işte. Böyle bir oturma yerine geldik arkadaşlar. İçecek ısmarladım. Münevver şuraya bir tane mağaza gibi bir yere gitti. Mıknatıs bulmaya. Geldi. Ne bulamadın mı? Ya, çoğu mıknatıs bitmişti. Bir tane vardı öyle. Hani sırf onu almak için. Bir çeşit mi? Aynen. Pahalı ya. Şuna 6,5 euro. Kaç? Yarım litre. Ya. Evet arkadaşlar, bak demiştim önceden size değil mi? Evden getirin. Ya da süpermarketten. Bir tane sırt çantasına doldurup en mantıklısı. Fark etmiyor ya, ıslanmadım ben. Ama o girişteki de bitmiş olabilir çünkü orası daha yoğun. İnsanlar hep oradan almak isteyecek. O zaman birkaç tane başka yere de bakalım ki.
Ya da bundan bir tane alacağım eğer ileride bulamazsam. Fiyatları ne kadarmış? 4. 4 euro. 3 tanesi 10 euro. Ay ay, kaç, bir saat mi kaldı? Bir saat. Çok güzel. Bak. Orkideler bile var. Rengarenk. Şurada maviler, yeşiller bile var. Benim en sevdiğim çiçek bu orkideler mesela. Bak şunlar. Bunu satın mı alıyorsun? Ne yapayım tabii? Büyük ihtimal satın alıyorsun. Değişik değişik. Bu da güzelmiş. Aynen. Bak şunlardan da vardı bizde. Ben burada sırf lale olduğunu biliyordum ama. Ay şuna bakar mısın? Gel gel. Buna şey diyorlardı galiba, aslan kafası. Değişik. Değil mi? Ben ilk kez görüyorum onu. Hiç görmedim daha önce. Yıldız şeklinde bile var. Bakalım daha neler var. Bak insanlar hep para atmış. Ay dur, ben de atacağım. Şans mı getiriyor? Bilmiyorum. İyi hadi. Dilek tuttun mu? Yok. Tuttum. Ne tuttun? Söylenmez. Ay, gel kulağıma söyle. Söyleme. İyi tamam. Böyle bir yer işte. Kamera karşısında fazla anlatacak bir şey bulamıyorum. Çünkü ya arkadaşlar çiçek var yani. Çiçeğin neyini anlatayım ki? Ya daha çok aslında görmek için buraya gelmelisiniz. Hani aynen. En azından aşırı çok güzel. İşte onun mavisi olsa tam güzel yani, alırdım. Adamların elindeki kameralar efsane. Gördün mü zoom'unu? Gördüm. Kafam kadar. O zoom'la herhalde dağları falan çekmen lazım da adam çiçek çekiyor. Bak burada da değişik renkliler var. Bunlar da çok iyi. Baksana. Çok güzel. Bir dahaki parka şey yapalım ya, böyle Luna Park gibi. Aa, bence Efteling, Walibi. Böyle nasıl anlatabiliriz Efteling'i? Yani Luna Park gibi ama yani daha Luna büyük. Park, Luna Park değil ya, şey gibi aslında. Disneyland gibi ama bir tık küçüğü. Herhalde Efteling Avrupa'nın ikinci büyüğü değil mi Efteling? Aynen. Bir de Efteling daha çok mesela kırmızı şapka işte. Pamuk Prensi ve Yedi Cücülerin şeyli karakterleri evet, evet. de var. Ama evet. O Efteling dediğimiz tarzıyla. Onun tarzları çok değişik. Evet. Disney gibi Mickey Mouse falan yok. Ama hani kırmızı şapkalı kız dediğimiz. Ama aslında orası çok güzel ya. Oraya aslında gidelim. Gidebiliriz yakında. Havalar da düzeldi zaten. Aynen. Ama oraya gidince o videoları aslında şey yapmamız lazım. Böyle part part. Çünkü Efteling çok büyük. Evet. Hani onu bir yarım saatlik ya da bir saatlik bir videoya çekmek Efteling'i göstermemiş oluruz. Doğru. Nereye gidiyor şimdi Münevver? Vallahi bu yol böyle devam ediyor gibi. Ama
çıksan hemen. Nerede? Şu lalelerden hemen geliyorum. Selfie mi yapacaksın? Evet. Kız da gördüm az önce. Ha. Hani 8 hafta açık ya aslında burası. Ve çok fazla turistler geliyor. Bir de bu korona zamanı, ya aslında korona denen bir şey pek kalmadı gibi. Turistler hep akın etmeye başladı buraya. İnternet sitesinde Köykunof yazdıktan sonra internetten biletinizi almanız bence daha mantıklı. Çünkü buraya gelip de bilet almak isterseniz bazen dolu olabiliyor. Yani bir kontenjan, ne diyorlar ona? Kontenjan. Kontenjan mı deniyor? Yani bir miktar insandan sonra girmeyebilirsin arkadaşlar. Bloom Podcast. O yüzden en mantıklısı aslında internetten işte park biletini, giriş biletini alıp gelmeniz. Ve hangi günler kalabalık olduğunu bakabiliyorsunuz. Görülüyor mu? Hafta sonu gelmeyin. Benden size tavsiye. Bak bunlar da değişik. Bunlar da mı şey ya? Lale. Aa, bunlar da ne güzel. Çok değişik bunlar. İlk kez görüyorum ben böyle laleleri. Demek hani ki cinsleri çok farklı. Bizim oturduğumuz yer, hani sokağın kenarlarına falan böyle dikmiyorlar. Normal standart. Evet. Ve bütün çiçeklerin ismi de aslında yazıyor. Biz hani biraz hızlı hızlı geçiyoruz. Bak şunlar da güzel, gel. Dikenleri var gibi. Değil mi? Aynen. Aslında benim çiçeklerle hiç ilgim olmaz. Arkamda uyumaya gelen insanlar da var şu an. Hani o kadar çok huzur dolu ki. Yani bence de ben olsam ben de uyurum. Hadi uyu. Hadi uyu. Uyusana. Vaktim yok. Yok, adamlar şey ya, havanın tadını çıkarıyor. Uyumuyor bak. Bu da diğeri galiba. Diğeri? Diğeri. Bayağı kalabalık mı? Evet. Evet. Ama girmemiz lazım. Dur. Ben şuradan şunlar ikisi var. Ben şunu alacağım galiba. Yavaştan kapanıyor. Şu an saat 7'yi çeyrek geçiyor. 7.30'da kapanıyor burası. Videoyu yavaştan bitiriyoruz. Köykunof da böyle bir yerdi. Biz de ilk kez geldik. Güzel. Yani gezilecek, huzurlu, güzel bir yer. Aynen. O kadar güzel yapmışlar ki. Bu arada videomuzu izlemeyi, beğenmeyi, likelemeyi ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar.